Emine, Tayyar'ın karısı. Hadi buyurun geçin içeri. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Geçin içeri, geçin. Ben sizi festivalde hep gördüm gerçi ama bir türlü tanışamadık, gitti işte. Geçin içeri, hadi buyurun. Yürüyün, buyurun. Geçin oturun içeri, ben bir çaya bakayım. Nasıl oldun Tayyar? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. İyiyim ya, ne olsun. Öyle birazcık ağrım var. Ama birkaç güne geçer yani, bir şeyim kalmaz. Daha evde çok darlandım Gülben. Ya ne var darlanacak? Ne güzel dinleniyorsun işte. Hem Emine ile Hilmiye teyze de bir dediğini ikiletmiyordur zaten. Gülbencuğum, o konuyu hiç açmayalım derim. Hani derler ya, kimisinin sarhoşluğu pistir çekilmez diye. Bu Tayyar'ın da inanın hastalığı hiç çekilmiyor yani. Ne yapsak memnun edemiyoruz kendisini. O yüzden bir an önce iyileşmesi hepimizin temennisi dur. Ya ne ettiler acaba beni memnun etmek için? Ya benim kafama minibüs takılıyor. Verdik minibüsü Cavit'e. Bizim Cavit o işlerden anlamaz. Benim de aklım kaldı arabada. Ben çıkacağım işe anam başımdadır. Beni bırakmıyor. Ben kullanayım istersen minibüsü. Biliyorsun şoförlüğün fena değildir ha. Ya Orhan etme. Yama beni gördük nasıl kullandığını. Şu an ya milletsin. İlk ki seninle yola çıkacağız ama müşterisiz ha. O zaman göstereceğim ben seni. Sen iyi ol da. Ya ben iyiyim. İyiyim de anladım. Yani tam da iyi değilim ama üstüne falan basabiliyorum. Yani gezme olur, bir şey olur yapabiliriz. Ben de evde çok darlandım. Çıkalım bir yerlere gidelim. Aslında bugün bir oyun varmış. Tiyatroya mı gitsek kasabada? Köydeki çocuklar da oynuyormuş bizim. Evet evet, çok iyi fikir. Gidelim oyun izleyelim. Hem bir hava alırsın. Oyun izlerken ayağına da yüklenmezsin. Oturacaksın nasılsa. Vallahi gidelim. Ben evde çok darlandım. Desin ki o da orkestrası çalacak, ona bile gelirim yani. Ben Emine'ye haber vereyim o zaman. Etme etme, bırak bırak. Niye Emine'si ya, o niye anlat tiyatrodan, boş ver. Emine hazırlan, tiyatroya gidiyoruz. Aa, evlendiğimden beri hiç gitmemiştim. Gişedeki benim arkadaşımdır bu arada. Ayırtayım mı biletleri? Sağ olasın. Buyurun Denize Hanım. Merci. Şimdi Hayriye Hanım, siz o toprağı ekmiyor, ev yapmıyor. Belki o sattığınız parayla bir çay bahçe alabilirsiniz. Kamil'in yerini alabilirsin. Senin yerinden daha güzeldir. Üstüne de para kalır. Hı? He, sen istedin bir göz, Allah verdi iki göz Hayriye. İlk iş televizyonu değiştirirsin. Abi Medacı da bezdi usandı habire sizin televizyonu gazlamaktan. Beni karıştırma. Ben karışığım zaten o televizyon illetine. Sen onun ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Fatma? İş ya sevdasına baba toprağı verilir mi hiç? Ölç tart derim ben Hayriye. Yaşanmışlığı vardır oraların. Başkaları da yaşasın. Başkalarının da yaşanmışlığı olsun. Aa, sen böyle dersen bu kadıncağız nasıl toprak sahibi olacak? Bu cennet vaadimizi sevmiş, beğenmiş yabancı bir kadın. Burada yer yurt sahibi olmak istiyor. Fena mı? Yok. Oraları nihayetinde ata baba toprağıdır abi. Adaletle bir metre girdin. Çiti yanlış yere koydun kavgasını. Hayriye o topraklar için etmedi mi? Şimdi ablesinden sakındığını başkasına mı verecek? Çok abla şimdi sende ne alakası var ya? Kusura bakmayın. Hiçbirinizi onaylamıyorum. Benim bildiğim Hayriye o toprakları verirse hiç beklemesin ki evlatları onun hatırasına sahip çıksın. Hayriye. Kusura bakmayın Deniz Hanım. Satılık yerim yok benim. Kardeşim Mehmet'e bir şahit ister. Huyu, suyu hiç bana çekmemiş. Vesile. Başın göğe erdi mi? Davran gitti be. Bunatma adamı. İnsan bir uyarır be oğlum.
gidelim ya. Ya hapış nerede çıktı Tayyar abi ya? Madem gezebiliyorsun kendi işine dönsene. Ya benim dişim gücüm vardır ya. La oğlum bu ayağın debriyaja basacak hali olsa ben kendi minibüsümü sana neden emanet edeceğim? Sen benim babamdan sebep bu direksiyonun başındasın. Neye dalıp beni ulaşıncaya kadar mecbur kullanacaksın. Uzatma. Laura, ne zaman gelecek bu kızlar? Nerede kaldılar ya? Gelirler şimdi. Kadınları anlamak lazım. Hazırlanıyorlardır daha. Orhancığım anlıyorum. Anlıyorum. Da anlamıyorum yani. Alt tarafı tiyatroya gidiyoruz. Geçsinler ayakkabılarını, çeksinler kabahatlerini, geçsinler. Bu kadar hazırlık neden acaba? Baksana geliyorlar işte. Boşuna bekletmemişler. İkisi de ne kadar güzel olmuş. Kalbini, sen neden boyadın kendini? Hadi abi hadi biz geçelim artık yavaş yavaş. Ben yardım edeyim sana. Bin 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 dikkat et yavaş. Cavit şunu alsana. Bin 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 bin. Yavaş 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 yavaş. Buyurun buyurun Emine Hanım buyurun. Bir de şunu tikle bakayım. Bir de şunu tikle bakayım. E onu da öldü ha yanındakini. Teyzenin işini görürken böyle puflamıyorsun ama Gonca Hanım. Azıcık daha ona yardım et bakalım. Birincisi ben teyzemin işini görmüyor orada çalışıyorum anne. Karşılığında da para alıyorum yani. İkincisi de bana bu yaptırdığın işleri sen de yapabilirsin. Kaç kere gösterdin nereye nasıl tıklayacağını ya. O televizyon bu eve gelirse sen de izleyeceksin Gonca Hanım. Şimdi bakayım bana kaç paraymış bu? 2900 lira anne. Oha! İnek alınır o paraya be. Neymiş ki bunun marifetleri? Anneciğim ne bileyim ben neymiş. Bir sürü bir şey yazıyor burada. Ya sıkılmıyorsan gel de kendin oku. Zaten ben hiçbir şey anlamadım. Seni de anlayacağını çok zannetmiyorum. Halbuki abim burada olsaydı tek tek sayardı şimdi bize bütün marifetlerini. Çamaşır makinelerini aç bakayım. Ben onların marifetlerinden anlarım. Bu Edelet'in makinesinin modeli neydi? Ona bakacağım. Zaman ayarlıyordun hani. Tedirin olacak demeyi unuttum. Ben ne olacağım? Ara baksın kendi. Ya bana telefonla tembihleyip kasaba inecekti. Açtım ben sana sayfayı sen bakarsın orada. Ay gavurun Arduy. Koş koş. Yalnız oyun çok iyiydi değil mi? Evet evet. Beni gerçekten germeyi başardı. Oyunculuk var, dekor falan hepsi gayet profesyoneldi. Ben bu kadar iyisini beklemiyordum. Vallahi Orhan, ben o ne bu ne anlamam. Ben saatime baktım. Lağlım oyun 2 saat sürmüş ya. Dedim Tayyar sıkıldın mı? Baktım sıkılmamışım. Yani oyun iyidir o zaman benim yorumlamam bu kadar. Tayyar abi sen yanımda uyuyordun ya. Lan ne uyuması? Ben bütün oyunu izledim. İzlemedin mi? E horluyordun. Lan ne horlaması? Ben sırf buraya geleceğiz diye bir önceki gece erken uyudum. La tüsüz tüsüz konuşma. Git arabayı getir. Emine sen nasıl buldun oyunu? Hiç sıkılmış gibi görünmüyordun. Ben çok sevdim oyunu. Bence karakterler çok çok iyi işlenmişti. Ayrıca oyunun kurgusu da çok akıcıydı. Yapma ya. Sadece birkaç tane oyuncu beni birazcık rahatsız etti. Mesela o gece ortalıkta böyle gezinen bir adam vardı ya. Bir o. Bir de o temizlikçi kadın. Yani böyle sanki içine bir girememişlerdi rollerinin. O adam benim de aklıma takıldı ama özellikle öyle oynuyor zannettim ben. Yok Gülben yok. Rolünü çok iyi benimseyemediği için öyle oynadı. Hatta ben bir ara dedim ki Tobu herhalde başrol beklemiş ama payına 3. derecede karakter düşünce oyunu böyle kökten dinamitlamaya karar vermiş. Sen bayağı iyi bir izleyiciymişsin. Daha önce uğraştın mı tiyatroyla falan? Hiç öyle acemice yorumlar yapmıyorsun. Hevesim vardı çok. Evlenmeden... Yani önceleri işte yazardım bir şeyler. Hatta benim lisede sahne tozu yutmuşluğum bile vardır. Kısmet olmamıştı ama son zamanlarda. İyi oldu be geldiğimiz. Gel aşu kız gel. Anca aklına geldi değil mi Yemen'in altı? Ay sorma teyze ya. Of. Vallahi bilgisayar başını unutmuşum. Ay.
Ay sen yetiştin mi bari? Yetiştim, yetiştim. Merak etme. Ne oldu? Sen oyuna mı daldın yine? Ay yok teyze ya. Annem makinelere bakıyordu da. Kani makinesi? Aynen makinesi olacak. Çamaşır makinesi. Seninkinden alacakmış. Vallahi ben pek ihtimal vermiyorum ama o kıymetli arazisine kıyacak herhalde. Zaten bize de postayı koydu geçenlerde. Size su yok dedi. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, yavaş, dur. Tamam. Aman, 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 aman. E hadi Emine Zoom. Biz evimize gidelim. Belki bir yorgunluk kahvesi yaparsın. Tamam. Çok teşekkür ederim bugün için. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi oldu, görüşürüz. Kendine dikkat et. Gülben, seni eve bırakayım mı? Hem şimdi yalnız gitme ha bu karanlıkta. Zaten sizin oradaki fırına uğrayıp ekmek almam gerekiyor. Tamam, benim de Gülben'den alacağım bir CD vardı. Sen fırın işini halledersin. Dönüşte de beni pansiyona atarsın ha koçum. Gel bari. Senden de bu akşam. Dönüş Hanım. Dönüş Hanım. Sana bir şey diyeceğim. Merhaba. Merhaba. Sen o arazi istiyorsun ama senin işine yaramaz o arazi. Her sene sel vurur oraya. Siz niye istiyoruz ama? Ben bina dikmeyeceğim ki. Benimkisi yatırımlık. Korkma, ben alamadım zaten. Ya yine de yanılıp almayasın. Benim işim mühimdir o araziyle. Yani işe tökez olma... Boş yere aramız bozulmaz. Al bakalım. Yalnız içinde ne olduğuna bakamadım. Haberin olsun. Emin değil. Tuhaf bir geceydi zaten. Evine en şaşırdın değil mi? Şaşırdım tabii. Tahir'e de söyledim zaten. İnsan önceden bir uyarır diye. Orhan! Orhan! Haydi yağmur bastırdı ya. Tamam, tamam. Geldim. İyi akşamlar. Ah, kedi sandık. 10 yıldır bir tek lavantanı değiştirmek için kapağını açtım. Son günlerde bayağı bir teşriki mesaimiz oldu seninle. Risk alarak beni buraya çağırmanıza çok şaşırdım doğrusu. Dönüş Hanım. Sizinle hemen görüşmek istedi. Çünkü çok önemli. Muhtar hala aynı araziyi almak istiyor. Siz onu neden geri çekmiyor anlamak istiyor. Bakın Dönüş Hanım. Eğer muhtara size engel olmamasını söylersek... ...bizimle çalıştığınızı anlar. Ve kimliğinizin ortaya çıkma tehlikesi doğar ki... Biz bunu göze alamayız. Ayrıca muhtara çok fazla güvenmiyoruz. Bizim için araziyi kimin aldığı önemli değil. Arazinin elimize geçmesi yeterli. Yani siz beni muhtarla yarıştırıyor öyle? Yok.
Sadece bu arazi meselelerinin artık bir an evvel bitmesini istiyoruz. Eğer bunu satın alarak yapamazsak başka yollara başvurmak zorunda kalacağız. O yüzden bence bu işi bir an evvel halledin Dönis Hanım. Bunlar bizim araziden fazla eder. Ah, hepsi senin. Satma baba yadigarımız. Araziyi sattığımı nereden çıkardın? Demediler mi sana Hayriye bütün teklifleri reddetti diye? De ihtiyaçlarım varmış da. Al işte. Benim olan senindir. İster verirsin ister vermezsin. Bacımsın nihayetinde. Tamam, doğru dedin. Ama borç falan istemem. Araziyi sana sattım sayarım. Tamam o zaman. Yarın öbür gün gider işlemleri yaparsın. Arazimizi kimselere vermeyeceğiz iki bacı. Arazi artık senin. İster satarsın, ister tutarsın. Senin bileceğin şeydir. Bak Hayriye. Biz kardeşiz. Benim yüzüm hep sana dönük. Benim sizden başka kimim kimsem yok biliyorsun. Haklısın. Anam da gözlerini yumarken birlik olun dediydi. Ama biz gene hincimizi birbirimizden çıkarıyoruz. Olacak o kadar. Birbirimizden çıkarmasak kimden çıkaracağız? Ah, kardeşler birbirlerini affeder ama el affetmez. Ben bildim seni. Hayatı'ya kızıp bana çarptın. Derdine derman olacaksa hiç bunu da kabul. Aa, doğru dedin. Hatırladın mı? Az azar işitmediydim. Sen gizli gizli Ali İhsan'la buluşmaya gittiğin vakitler. Apar topar gitmiştin. Hincimi alamamıştım. Vakti geldi demek ki. Az idare etmedin beni hakikaten. Benim seni idare etmeye fırsatım olmadı hiç. Hayat ablalık yapmayı esirgedi bende. Gel sarılacak. Ne ben gelecekmişim da? Sen gel. Ama hislendim şimdi. Ay, tabiatımı bozar yakışmaz bana daha fazlası. Anamızın ak sütü gibi helaldir. Hayrini gör. Yalnız bana bak. Bilinçli alışveriş yap ha. Moda insana yakışandır. Öyle her şeyi alma. Harcamaya harcamaya unutmuşsundur. Ya yürü. Daha yeni barıştık. Kaşıma ha. Ha, Dönis Hanım. Senin arazi meseleni çözdüm ben, dert etme. Gerçekten öyle mi? Nasıl? Ben aldım. Seni de bu dertten kurtardım. Yarın öbür gün işlemleri yaptık mı, tamamdır. Artık muhtar da, sen de, ne deseniz boş. Ama ben... Ha, sen illa burada kalacağım diyorsan... ...kendine başka bir arazi bak derim ben. Haydi. CD boşmuş. Ben de içine birkaç şarkı atıp öyle getireyim dedim. Neler yükledin? Ya artık o da sürpriz olsun ha. Çok gizemliymiş. Seveceğimi düşündüğün parçalara daha önce hiç böyle bir hediye almamıştım. Hadi canım. Senin gibi bir kıza ilk defa mı albüm dolduruluyor? Evet. Niye öyle dedin? Ya ne bileyim. Bizim zamanımızda bir klasikti yani. Sevdiğine kaset falan doldururdun, hediye ederdin. Senin şimdiye kadar bir sürü albümün vardır diye düşündüm ben de. Yanılmışsın. Hiç olmadı.
Bak şimdi. Zevzeklik ettim ha. Yo. Sadece aşk konusu biraz garip benim için. Yani yıllar önce bir kez aşık oldum. O aşkı da tek başıma yaşadım diyelim. O pek benim farkımda değildi. Aklımda başka birileri vardı herhalde. Neyse, ben gideyim. Teşekkürler. Rica ederim. Alem katıyorsun, edalet. Sabahın köründe, karkış içinde. Ne işimiz var burada? Evimizde oturur muhlama yapar, çayla yerdik. Hiç değil karnımız doyardı. Ya senin de aklın fikrin yemekte. Az bir dur. Çağıralım ustayı. Gelsin alsın olçayı. Çeksin çiti güzelce. O donisin bu arazinin içinden bile geçmesini istemiyorum. Etrafından dolaşacak. Ne oldu Vesile? Ne durdun öyle ışık görmüş tavşan gibi bacım? Bak şimdi oraya geleceksin. Tüm buraya. Bir de buradan bak. Şuradan şöyle. Şu taraftan. Buradan da böyle kalacak. Tamam mı? Dur bacım. Hemen celallenme. Bir sakin ol. Anlayalım önce. Bir de oraya. Ha bir daha buraya. Buraya böyle çit çekeceksiniz. Tamam mı? Bundan sonra oradan böyle çevireceksiniz. Buradan böyle alacaksın. Böyle alacaksın. Oradan da Alisa! Ne işiniz var burada? Burası benim. Ben aldım. Niye hiddetlendin? Edalet. Kardeşin diye arsayı satmasına da mı karışacaksın? Adından utan. Nerede kaldı senin edaletin? Ayıp ayıp. Misafirdir. Ne misafiri? Misafirliği mi kalmış? Neredeyse ev sahibi olacak kadın. Sen de ona alet oldun belli. Ben daha dün gece verdim buranın parasını. İkiniz birden çıkın haydi derhal. Olmaz. Ben Hayriye'ye daha çok para teklif ettim. Kabul ettim. Tapu tamam. Burası benim. Sence?